Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok iyi bildiğiniz bir ifadesi var. Fakat şu açıdan da bakılabilir. İstemez misin diyor ya Ömer, dünya onların, ahiret bizim olsun derken, sanki ilk böyle bakışta dünya komple her şey onların olsun, biz terki dünya yapalım, sadece ahiretimize bakalım değil. Dünyanın diyor üç yüzü var. Allah'ın Esma-i Hüsna'sına bakan yüzü var, ibadete bakan yüzü var, gaflete ve nefse bakan yüzü var. Dünya onların olsun derken, cehenneme götüren, iradeleriyle bunu kabul etmiş zalimler, o zulümlerin içinde boğulsunlar, dünyanın kendilerinin olduğunu zannetsinler, o ağırlıklar onları cehennemin dibine yakın bir zamanda götürecek, bırak o dünya onların olsun. Ahirete bakan, Esma-ı İlahiye bakan, Sıfat-ı Subhaniye'ye bakan, ibadete bakan, tesbihe bakan, hayra bakan dünyayı sen iste. O zaman dünyanın o cihetini istersen, zaten Allah'ın izniyle rahmet-i ilahiyeden ahireti de Allah ihsan eder. Yani dünyanın bu ciheti onların olsun. Batsınlar orada. Kendi iradeleriyle zarara giriyorlar. Zarara rızasıyla girene diyor acınmaz. Acınmaya da müstahak değildir. Yani bir misal düşünün, ben de düşüneyim. Bir adam diyelim ki bataklığa saplandı. Elini uzatıyorsun, elini kırıyor veya hakaret ediyor, tükürüyor. Sopa uzatıyorsun, onu kırıyor. Bırak diyor beni diyor. Batacaksın diyorsun, sana ne diyor? 40 yıl, 50 yıl kendine uzanan bütün rahmet ellerini kırdı, tükürdü, hakaret etti. Onlara karşı edepsizlikte bulundu. En sonunda battı. Sen batmaya müstahaksın. Çünkü 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl uzanan bütün ellere hakaret ettin. Onları rencide ettin, zarara da rızanla girdin, o zaman acınmaya da müstahak değilsin.